Kitabımızın adı Marksizm ve İnsan Doğası. Yazar Sean Sayers. Çeviri Şükrü Alpagut. Yayın evi Yordam Kitap. İki. Kendini gerçekleştirmenin iki anlayışı. Bu kitabın ana amacı insan doğası ve kendini gerçekleştirme konusunda Marksizmi temel alan birkaç açıklama geliştirmek ve içerdiği imaları irdelemektir. John Stuart Mill'in bu konulara ilişkin açıklamasının kısa bir tartışmasıyla başlayacağım. Bu, Marx'ın getirdiği açıklamaya karşılaştırma ve kıyaslama için tanıdık ve yararlı bir nokta sağlayacaktır. Mill'in bir filozof olarak erdemleri ne olursa olsun, düşünce tutarlılığı ve netliğin bunlar arasında bulunmadığı genellikle kabul edilir. Mill, en büyük mutluluk ilkesine, yani eylemlerin mutluluğu desteklemeye eğilimli olmaları oranında doğru ve mutluluğun aksini üretmeye eğilimli olmaları oranında yanlış olduğu şeklindeki basit bir ilkeye bağlı bir faydacı Bentham'ın bir takipçisi olduğunu ilan eder. Faydacılığın temel ilkelerini ve terimlerini benimsersek, kendi ahlaksal düşünüşünü hem faydacılıkta hem de başka yerlerde bu çerçeve içinde geliştirir. Yine de bu terimleri ve çerçeveyi Bentham'ın felsefesine oldukça yabancı ve onunla uyuşmaz olan fikirler ve tutumlar ortaya koymak için kullanmak isteği açıktır. Berlin'in dediği gibi John Stuart Mill'in yazılarında laflar olduğu yerde durur ama ruh, eski katı zihniyetli Benhatçımcı görüş, hakiki faydacı ruh uçmuştur. Eski katı zihniyetli görüş, faydacı ahlakın merkezi terimi olan mutluluğa Bentham'ın getirdiği yorumda açıkça ortaya çıkar. Bentham'ın felsefesi en yalın hazcılık biçimidir. Onun gözünde mutluluk faydayla, zevkle ve acıdan kaçınmayla özdeştir. Ve Bentham bunu iyilik, kar, kolaylık, avantaj, yarar, kazanç ile eşitler. Bentham'ın ısrarla belirttiğine göre tüm zevkler ve acılar tek bir nicelik terazisine konulabilir ve birbirleriyle kıyaslanabilir. Yaşamın amacı zevkin miktarını mümkün olduğunca arttırmaktır. Söz konusu olan zevkin niteliği veya türü ne olursa olsun daha çok zevk daha iyidir. Bentham'ın şiarı şuydu: zevkin niceliği eşit olduktan sonra raptiye oyununda şiir kadar iyidir. Yani niteliğe ilişkin kaygılar onun düşüncesinde hiç yer almıyordu ve o ahlakı kalkülüse salt zevk ve acı niceliklerini içeren basit bir hesaplama işlemine indirgemeyi amaçladı. İyi bilindiği gibi Mill bu mutluluk görüşünü reddetmiştir. Bentham diye yazar, insan işlerinin ticaretle ilgili kısmının o işlerin bütününü oluşturduğunu farz etme hatasına düştü. Mill, zevkin yalnızca niceliğinin değil, niteliğinin, türünün de ahlaksal düşüncenin asli bir bileşeni olması gerektiği konusunda ısrar ederek, insan yaşamına ilişkin faydacı açıklamayı genişletme ve derinleştirme girişiminde bulunmuştur. Mill daha yüksek zevkler ile daha aşağı zevkler arasında ayrım yapar ve böylece daha yüksek zevkler içeren bir yaşamın daha aşağı zevklerle sınırlanmış bir yaşama yeğlenmesi gerektiğini ileri sürer. Hoşnutsuz Sokrates olmak, hoşnut bir ahmak olmaktan daha iyidir. Mill'in yaptığı ayrımı sonraki filozofların neredeyse tümü reddetmiştir. Bu oy birliği çarpıcıdır. Yalnızca Bradley ve Green gibi faydacılığa karşıt bir yaklaşım benimseyen yazarlardan değil, faydacı gelenek içinde yer alan Sidgwick ve Moore gibi filozoflar da itirazlar yükselmiştir. Bütün bu yazarların yönelttikleri eleştiri temelde aynıdır. Mill'in daha yüksek ve daha aşağı zevkler arasında yaptığı ayrım onun faydacılığıyla bağdaşlaştırılamaz. Moore'dan alıntı yaparsak, Mill'in zevkin niteliği konusunda kabulleri ya onun hazcılığı ile tutarsızdır ya da bu konuda zevkin salt niceliğine sağlanacak olandan başka bir dayanak sağlamamaktadır. Başka bir deyişle, ya Mill fayda ilkesinden vazgeçmelidir ya da zevkin nitelikleri konusunda yaptığı ayrım konusunda niceliksel bir ayrıma indirgenir ve o da Bentham'dan farklı bir şey söyleyemez. Bradley de aynı eleştirde bulunur. Eğer niceliğe değinmeksizin daha yüksek zevki daha aşağı zevke yeğleyecekseniz, o zaman ölçüyü zevk fazlalığı olarak koyan ilkenin tamamen sonu gelmiş olur. Toplam üstünde işlem yapmak için verileri aynı paydaya indirgemelisiniz. Niceliğe gitmelisiniz. Yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Niceliğe gitmekten geri durursanız herhangi bir sonuç elde edemezsiniz.
Ama toplam üstünde işlem yapmayı reddederseniz zevk ilkesinin en büyük kısmını terk edersiniz. Bradley, 1927. Benim görüşüme göre bu eleştiriler geçerlidir ve bunlara karşı Mill'in savunmaya çalışmak niyetinde değilim. Mill'in daha yüksek ve daha aşağı zevkler konusunda açıklamasını fayda ilkesiyle bağdaştırmak gerçekten olanaksızdır. Bununla birlikte bana öyle görünüyor ki bu eleştiriler Mill'in yaptığı ayrımla ilgili tartışmaya gereksiz yere damgasını vurmuştur. Eleştirmenler neredeyse tümüyle biçimsel bir nokta olan Mill'in tutarsız olduğu üstünde yoğunlaşmışlardır. Mill'in ayrımı ile faydacılık arasındaki tutarsızlığa işaret ediliyor. Ama çoğunlukla tartışma burada durup kalıyor. Bunun sonucunda Mill'in yaptığı ayrımın içeriğine ve bununla ortaya koymaya çalıştığı noktalara çok az dikkat ediliyordu. Bu bir talihsizliktir. Çünkü Mill'in tartışması çok ilgi çekici ve büyük öneme sahip esaslı ahlaksal ve toplumsal sorunlar içerir. Dahası Mill bu ayrımı yapma sürecinde düşüncesinin karakteristiği olan başka çalışmalarda yansımasını bulan ve yinelenen fikirler ve tutumlar dile getirir. Bu bölümden önce bu sorulara ışık tutmaya çalışacağım ve sonra Mill'in bunları ele alışı konusunda eleştiriler sorular yöneltmek için Marx'a ait bazı fikirler tanıtacağım. Hoşnutsuz Sokrates olmak daha iyidir. Mill daha yüksek ve daha aşağı zevkler arasında bir ayrım yaparak saf niceliksel türden faydacılığa sıklıkla yöneltilen suçlama karşısında faydacılığı savunmaya çabalar. Bentham'a göre her birinden aynı miktarda zevk alıyorsanız şiiri raptiye oyununa yeğlemek için hiçbir neden yoktur. Daha yüksek etkinlikleri daha düşük olanlara yeğleme hiçbir neden yoktur. Bu felsefe bu nedenle insan doğasının en düşük hayvani düzeyine indirgemekle suçlanır. Buna yanıt olarak Mill, insanların salt hayvanlara göre farklı ve daha yüksek türden doyum ve zevk alma yetisine sahip olduğu konusunda ısrar eder. İnsanlar hayvani iştahlardan daha yüksek düzeyde yetilere sahiptirler. Ve bir kez bunların bilincine varmaları sağlanırsa bunlardan haz duymaları kapsayan herhangi bir şeyi mutluluk olarak görmezler. Mill'e göre daha yüksek yetiler zekayı, duyguları ve hayal gücünü kapsayan zihinsel yetilerdir. Ve Mill bunları daha düşük olan salt duyum yetisiyle karşılaştırır. Burada Mill'in savı yaşanılan zevkin salt niceliğinden biraz fedakarlık edilmesini içerse bile insanların daha yüksek zevklerini tatmin eden ve daha yüksek zevklere götüren bir yaşamı yeğledikleridir. Daha yüksek bir zevk türünün daha azı, daha düşük bir türün daha fazlasına yeğdir, der Mill. Ve daha yüksek yetilere sahip bir varlık daha aşağı tipten birine kıyasla onu mutlu kılmak için daha çok şey gerektirir. Ama o, daha düşük bir varoluş derecesi olduğunu hissettiği bir duruma düşmeyi asla gerçekten isteyemez. Mill, bu tutumunu iyi bilinen şu sloganla özetler. Hoşnutsuz bir insan olmak, hoşnut bir domuz olmaktan yeğdir. Hoşnut bir ahmak olmaktansa, hoşnutsuz Sokrates olmak daha iyidir. Bentham'a özgü türden basit hazcılığa oldukça açık ve doğrudan bir saldırı olan Brave New World'de, yani Cesur Yeni Dünya, Huxley'de benzer bir görüşü canlı bir anlatımla dile getirir. Bu roman, sözüm ona bilimsel ilkelerin yol gösterdiği ve mutluluk arayışına kendini adamış gelecekteki bir toplumu betimliyor. Bu toplumdaki insanlar, toplumda kendilerini biçilen konumları ve egemen değerleri soru sormaksızın kabul etmek üzere doğum öncesinden beri koşullandırılmış ve kesin biçimde terbiye edilmiştir. Duysal zevk yaşamın ana amacıdır. Ve bunun yoluna çıkan her şey ortadan kaldırmıştır. Kuşku ve memnuniyetsizlik, doğurabilecek eleştirel düşünce, tehlikeli kabul edilmektedir ve bastırılmıştır. Sanat ve edebiyatta baskı altına alınmıştır. Çünkü karmaşık ve güçlü tepkiler verilmesine teşvik edebilir. Tüm coşkusal gelgitler, kaygılar ve diğer acı biçimleri, eğer ortaya çıkarsa ve çıktığı anda halüsinasyon görmeye neden olan uyuşturucu, soma kullanılarak engellenmektedir. Kısacası, Cesur Yeni Dünya'nın sakinleri hoşnut domuzların ve ahmakların yaşantılarını sürmektedirler. Bedensel doyumları ve duysal zevkleri güvence altındadır. Ve yine de zevkin en üst düzeye çıkarıldığı, tüm acıların ve problemlerin ortadan kaldırıldığı bu benhattımcı duygu ideal bir dünya değildir. Aksine bir karabasandır. Tüm kaygıları ve hoşnutsuzlukları ile şimdiki uygarlığımızdaki yaşam yeğidir. Yaşamda salt bedensel doyumdan ve duygusal zevkten daha yüksek
ve daha değerli amaçların olduğuna Mill de inanıyordu. Dahası Mill, zevkin her iki çeşidini de tatmış ve dolayısıyla yargıda bulunma yeterliliğine sahip olanların oy birliğiyle kabul ettikleri görüşün bu olduğu kanısını taşıyordu. Her ikisiyle de eşit derecede tanışmış ve her ikisine de takdir etme ve bunların keyfine varma yeteneğine eşit ölçüde sahip olanların daha yüksek yetilerini kullanan varoluş biçimini en belirgin biçimde tercih ettikleri sorgulanamaz bir gerçektir. Hayvani zevklere en eksiksiz şekilde izin verileceği vaadi karşısında daha düşük hayvanlardan herhangi birine dönüştürülmeye çok az insan razı olur. Hiçbir akıllı insan bir ahmak olmaya razı göstermez. Eğitim görmüş hiçbir kimse kara cahil olmaz. Duygu ve bilinç sahibi hiç kimse bencil ve aşağılık olamaz. Ahlakların, odun kafalıların ya da alçakların kendilerine verilen payla elde ettikleri doyumun onun kendi payıyla elde ettiğinden daha fazla olduğuna inandırsalar bile öyle olmaz. Mill 1863. Mill'in burada temel amacı insan doğasında salt bedensel kısmından öte bir şeyler tanınmaz gerektiği konusunda ısrar etmektir. Doğamızın bedensel ve duygusal yanı bilinçli yaşamın en düşük düzeyini doğamızın diğer hayvanlarla paylaştığımız yanını oluşturur. Eğer bu insan doğasının bütünü gibi alınırsa, o zaman gerçekten hoşnut ahmak, mutlu domuz, cesur yeni dünyanın programlanmış ürünü, tüm gereksinimleri doyurulduğu için olası tüm dünyaların en iyisine sahip olur. Ne var ki Mill insan doğasının bundan daha öte bir şey olduğuna ısrar eder. İnsanlar salt duygusal zevklerden ya da Mill'in de belirttiği gibi salt tatminden daha yüksek bir şeyler ararlar. İnsan doğası salt duygusal zevk peşinde koşmakla indirgenemez. Hakiki mutluluk ve insanın kendini gerçekleştirmesi salt zevk ve doyumdan ayırt edilmelidir. Elbette Mill bu konuda haklıdır. Her yeterli ahlak felsefesi bu noktaları kabul etmelidir. Ve eğer basit hazcılık ve faydacılık ile çatışma içindelerse ki öyledirler, o zaman o kuramların vah haline. Basit hazcılık ile çatışma açık seçiktir. Daha yüksek, entelektüel yetilerin kullanılması, daha fazla zevk ve doyum sağlayan bir yaşama mutlak götürmez. Örneğin, eğitimin salt hoşa giden bir şey olmadığı sıklıkla yaşanılan bir deneyimdir. Aksine, pekala rahatsız edici ve moral bozucu olabilir. Gerçekte belki de öyle olmalıdır. Örneğin, felsefe eğitimi, daha önce hiç hissedilmemiş kuşkuları ve problemleri teşvik etmekle sorumludur. Ve öyle de olmalıdır. İnsanları, inançlarını eleştirmeye ve sorgulamaya yöneltmelidir. Güçlükler çıkarılmalı ve belirli bir tür memnuniyetsizlik yaratılmalıdır. Benzer biçimde iyi edebiyat ve sanat en rahatlatıcı ya da hoş yaşam tablosuna nadiren sunar. Ne var ki bu memnuniyetsizliğe rağmen gerçekte onun aracılığıyla hem felsefe hem de sanat daha yüksek yani daha zengin ve daha tam deneyim, kendini gerçekleştirme ve mutluluk biçimlerine götüren yollar olabilir. Platon, devletteki mağara alegorisinde bu noktayı canlı bir biçimde ortaya koyar. Burada Platon, eğitim, öğrenim ve bilgilenme sürecini açıklamak için öğrenim görmemiş bir kişiyi karanlık bir mağarada zincire vurulmuş, yalnızca hapishanenin duvarlarına yansıyan bir kukla oyunun gölgelerini görebilen bir mahkum gibi betimler. Doğal olarak mahkum bu loş gösteriyi gerçeklik olarak algılar. Salıverilip güneş ışığına çıkartıldığı ve gerçek nesneleri günün tüm aydınlığıyla ilk kez gördüğü zaman ilk başta ışıktan acı duyar ve körleşir. Birinin onu dik ve engebeli bir bayırda yukarı çıkmaya zorladığını ve güneş ışığına çıkıncaya kadar kaçmasına izin vermediğini varsayarsak, o kişi böyle bir muamele karşısında acı çekmez ve sinirlenmez mi? Işığa çıktığı zaman gözleri şimdi kendisine gerçek olduğu söylenen şeylerden bir tekini bile görmeyecek kadar ışığın parlaklığıyla dolmaz mı? Platon 1945. Ama gözleri güneş ışığına ve uzuvları yeni özgürlüklerine alıştığında yeni bulduğu mutluluğunu takdir etmeye başlar ve sonra mahkum arkadaşlarını ve önceden yaşadığı yerde yani mağarada bilgelik sayılan şeyleri aklına getirdiğinde kesinlikle bu değişiklik nedeniyle kendini mutlu hisseder ve onlar için üzülür. Başka bir deyişle peşinden koşulan daha yüksek şeylerin ille de ilk andan başlayarak haz verici olması gerekmez. Zorlama yapılmalıdır der Platon ve insanın en yüksek bilgi nesnesi dediğimiz görüş gücüne ulaşmak için bayırı tırmanmaları sağlanmalıdır.
İnsanlar ancak böylelikle kendi doğalarını tam olarak kavrayabilirler ve yüzeysel bir tatmin aksine hakiki mutluluğa ulaşabilirler. Mill'in daha yüksek ve daha aşağı zevkler arasında yaptığı ayrımın temel anlamı buna benzer. İnsanlar salt duysal ve bedensel gereksinimlerinden daha fazlasına sahiptir. Tüm maddi yaşam gereksinimlerini temin ederek insanları kölelik ve cehalet içinde tutmak onların görünürdeki tüm arzularını tatmin edebilir ve onları memnun kılabilir. Hatta Platon'un mağaradaki mahkumu gibi insanlar böyle bir doyumu mutluluk bile sanabilir ve değişikliğe karşı direnç gösterebilirler. Ne var ki doğamızın daha yüksek doyumlara ve zevklere ulaşma olasılığımızı ortaya çıkaran başka, daha yüksek kısımları da Mill'in sözleriyle hayvani iştahlardan daha yüksek yetiler de vardır. Belki bu noktalar ahlaksal düşüncenin neredeyse klişesidirler. Ama yine de hala doğrudurlar ve bunların özellikle Bentham'ınki gibi bunları yatsımaya çalışan bir felsefe bağlamında anımsatılması önemlidir. Bu nedenle faydacılıkla uyuşsa da uyuşmasa da insanların salt hayvani gereksinimlerinden başka gereksinimlerinin olduğu ve salt zevkle dayanan cesur yeni dünya yaşamının gerçek mutluluk ve ahlakın da antitezi olduğu konusunda Mill'in görüşüne katılabiliriz. Evet, gerçekten Mill'in söylediği gibi hoşnut bir ahmak olmaktansa hoşnutsuz Sokrates olmak yeğedir. Mill'in seçkinliği. Öyleyse Mill, Bentham'ın faydacılığının insan doğasına ve insan mutluluğuna son derece dar ve sınırlı bir açıklama getirdiğinin farkındaydı. Ve zevkin farklı nitelikleri konusunda yaptığı ayrım, onun faydacı felsefeyi derinleştirme ve insancıllaştırma girişimlerinin önemli bir parçasıydı. Ama Mill, mutluluğa ilişkin faydacı görüşü geliştirme gereksinimini ince ve duyarlı bir biçimde takdir etmesine karşın ve onu geliştirme görevine hayranlık verici bir yüreklilikle ve dürüstlükle koyulmasına karşın Bentham'cı açıklamaya tatmin edici bir alternatif sunmayı başardığı söylenemez. Bunun kısmi bir nedeni hiç kuşkusuz Mill'in daha yüksek ve daha aşağı zevklere ilişkin görüşleriyle faydacı kuramın temel çerçevesinde süreginde bağlılığı arasındaki apaçık çatışmadır. Mill'in eleştirilerinin hep dedikleri gibi acı ve memnuniyetsizlik içerdiği zaman bile daha yüksek yetilerin kullanımını kapsayan bir yaşam olarak hakikaten mutlu yaşam konusunda onun çizdiği tablo fayda ilkesiyle bağdaştırılamaz. Mill'e göre mutluluk, insan esenliği ve kendini gerçekleştirmesi, zevklerin en büyük toplamından çok daha geniş, daha kapsayıcı bir anlayıştır. Oldukça yalın bir biçimde Mill'in daha yüksek zevkleri hiç salt zevkler değildir. Mill'in taşıdığı anlayış, hazcı olmayan kendini gerçekleştirme anlayışına daha yakındır. En yüksek yetilerimizin ve güçlerimizin tam olarak geliştirilmesini ve etkin olarak uygulanmasını içerir. Dahası, kendini gerçekleştirmeye ilişkin bir kavrayış, onun faydacılıkta daha yüksek zevklere ilgili yaptığı tartışmasıyla sınırlı değildir. Böyle görüşler, özgürlük üstüne de özellikle esenliğin öğelerinden birisi olarak bireysellik üstüne başlığını taşıyan bölüm 3'te daha da barizdir. Orada Mill, geleneksel faydacılığın hazcılığından bütünüyle ayrılır. İnsan bireyselliğinin gerekliliğini vurgulamakla diye yazıyordu Anschutz, Mill bunun zevklere ve acılara ya da başka herhangi bir şeye indirgenebilirliğini yatsır, kendini geliştirmenin mutlak önemini vurgulamakla bireyin esenliğini, Bentham'ın edilgen mutluluğundan çok farklı olan bir tür yetkinlikle özdeşleştirir. Anschutz, söylediği gibi ulaştığımız paradoksal sonuç, Mill'in gerçekten inandığı, faydacılığın mutlulukla pek az ilişkisinin olduğu ve zevkle hiç ilişkisinin olmadığıdır. Ne var ki, Mill'in geleneksel faydacı çerçeveyi hiçbir zaman terk etmediği gerçeği ortada durmaktadır. Mill, en büyük mutluluk ilkesinin ahlaksal düşüncelerin temel ilkesi olmayı sürdürdüğünü ileri sürer. Sadece anlatmakta olduğum faydacı olmayan kendini gerçekleştirme ilişkilerini bu çerçeveye ekler. Ortaya çıkan sonuç kaçınılmaz olarak mağluktur, tutarsızdır ve tatmin edici değildir. Mill'in bireysellik anlayışının bütün bulanıklığına rağmen diye yazıyor Anschutz, kafasındakilerin en azından kısmen gerçek ve önemli olduğu kesindir. Bunu geliştirip iç tutarlılığı olan bir etik sistemi oluşturmadı ve bunu fayda sistemine aşılama gereksinimi tam bir zihin karmaşıklığıyla sonuçlandı. Bradley daha kısa ve öz anlatıyor. Mill'in felsefesiyle ilgili olarak kalbi doğru yerde ama beyni eksik diyor. Dolayısıyla
Milim fikirlerini tam ve açık seçik olarak geliştirmesini önleyen etmenlerden birisi, bu fikirlerin aynı zamanda güçlü bir biçimde bağlı olduğu geleneksel faydacılıkla çarpışmasıydı. Bundan doğan sonuç, üstünde geniş şekilde durulmuş olan ve milin yazgılarıyla başa çıkmayı böylesine zorlaştıran aydınlanma ve içgörüyle muğlaklığın ve tutarsızlığın o karakteristik karışımıdır. Ama milin fikirleriyle ilgili başka problemler de vardır. Muğlaklık ve tutarsızlık kusurlarından ayrı olarak milin görüşlerinin içeriği kendi insancıl ve liberal bakışından bile eleştiriye açıktır. Bunu görmek için önce milin felsefesinin içeriği konusunda daha net bir resim çizmeye ihtiyacımız var. Hiç kuşku yok ki mil daha yüksek ve daha aşağı zevklere ilişkin açıklamasında muğlaktır. Ama görüşlerinin genel yönelimi yeterince açıktır. O bir eğitim ve kültür ahlakı ortaya koymaktadır. Bu, zihinsel ve bedensel faaliyetin keskin bir zıtlığını ve karşı karşıya konuluşunu içerir. Zihinsel etkinliğe değer verilir ve saygı gösterilir. Salt bedensel etkinliğe ise tepeden ve aşağılanmayla bakılır. Entelektüel yaşam en büyük yaşam biçimidir. Sokrates'in yaşamı, eğitilmiş ve yetiştirilmiş zekanın arayışları, insan soyunun yapabileceklerinin en anlamlısı ve değerlisidir. Herkes bu yaşama ulaşmayı özlemelidir ve bir kez o yaşamın karakteristiğini ve ödüllerini doğru bir takdir ettiğinde öyle de yapacaktır, diyor Mill. Öte yandan Mill, daha yüksek yetilerin kullanımını içermeyen bir yaşamın salt bedensel etkinliğe ve duysal doyumlara hapsedilmiş bir yaşamı düşük ve değersiz, yalnızca domuzlara ve ahmaklara uygun görür. Bunlar bildik tutumlardır ve yalnızca Mill'e özgü değildir. Tam tersine, felsefede bunların antik Yunanlılara kadar giden uzun ve seçkin bir tarihi vardır. Gerçekte böyle görüşler en açık seçik olarak en eksiksiz şekilde ifade edilmiş ve geliştirilmiş olan Platon'a ve Aristoteles'te bulunacaktır. Çünkü hem Platon hem de Aristoteles akıl ve derin düşünme yaşamını insan yaşamının en yüksek ve değerli biçimi olarak kabul eder. Ve her ikisi de salt bedensel etkinlik ve duysal zevk yaşamını benzer şekilde aşağı görür. Herkes bedensel zevklerin tadına varabilir, diyor Aristoteles. Bir köle en iyi adamdan aşağı kalmaz. Ama Aristoteles'e göre bu ancak bedensel zevkin insan mutluluğuyla aynı olmadığını göstermeye yarar. Çünkü Aristoteles köleleri tıpkı hayvanlar gibi insandan aşağı yaratıklar sayar. Kölelerin ve kaba hayvanların mutlulukta ya da özgür seçime dayanan bir yaşamda hiçbir payı yoktur. Aristoteles 1941. Burada Aristoteles'in köleleri hayvanlarla aynı düzeyde sayan tutumu şimdi şoke edici görünüyor. Ne var ki en azından Aristoteles'in kölelik üstüne kurulmuş bir toplumda yaşamakta olduğu ve sadece gününün ideolojisini yansıttığı ve onayladığı söylenebilir. Ama 19. yüzyıl Britanya'sında yaşayan Mill, kültürsüz ve eğitimsiz kişilerden domuzlar ve ahmaklar olarak söz ettiği zaman böyle bahaneler kolaylıkla bulunamaz. Gerçekten Mill'in dili öyle aşırı ve tutucu görünüyor ki kendi retoriğinin dalgasına kapılmış olup olmadığını ya da polemik etkisini yaratmak için abartıyor olup olmadığını insan ister istemez merak edebiliyor. Ama ne yazık ki başka bir yerden söyledikleri bu rahatlatıcı yargıyı desteklemeyecektir. Onun günün toplumu hakkında gerçekten böyle düşündüğüne inanmak için her neden vardır. Mill'in felsefesinde tartışılmasız ve silinmez bir seçkinlik damarı vardır. Ona göre kültürlü ve eğitimli olanlar toplumun sadece daha mutlu ve daha talihli kesimi olmakla kalmayıp bütünüyle ahlaksal ve toplumsal olarak üstün bir gruptu. Öte yandan Mill, geliştirilmemiş sürü olarak andığı eğitim görmemiş çalışan insanlar kitlesi karşısında bir korku ve dehşet duyuyordu. 19. yüzyıl ortalarının Britanya'sında işçi sınıfı siyasal temsil hakkı ve siyasal iktidara ortak olmak için karşı konulmaz bir biçimde bastırıyordu. Mill, kaçınılmaz akıbeti değerlendirecek kadar idrak sahibiydi ama sonuçlarından korkuyordu. İşte kültürsüz kitlelerin yaklaşan iktidarından ve etkisinden duyulan bu korku gitgide onun siyasal düşüncesine egemen olmaya başladı. Eski faydacılar Bentham ve Mill'in babası James Mill siyasal görüşlerinde radikaldiler. Ödünsüz birer eşitlikçi ve demokrattılar. Herkes bir kişi sayılmalı, hiç kimse bir kişiden fazla sayılmamalı İlkesi Bentham'ın sayım ilkesiydi. John Stuart Mill ide ilk başta bu radikal görüşleri benimsemişti. Ama aşamalı olarak
kendi öz yaşam öyküsünde anlattığı gibi daha temkinli ve muhafazakar bir tutuma yöneldi. Nitekim karısı adına da konuşarak şöyle yazmıştı. Şimdi biz, benim önceleri olduğumdan çok daha az demokrattık. Çünkü eğitim, öğretim böylesine berbat şekilde kusurlu olmaya devam ettikçe, kitlenin cehaletinden, özellikle de bencilliğinden ve vahşiliğinden korkuyorduk. Mill, temsili hükümet üstüne düşüncelerde dikkatini parlamenter reform sorunlarına yönelttiği zaman, oy hakkının büyük ölçüde genişletilmesine yönelik baskılar tırmanıyordu. Mill, toplumun tüm kesimlerinin siyasal işlerde söz sahibi olması gerektiğine inanıyordu. Gerçekte oy hakkının mülk sahibi erkeklerle sınırlı olduğu bir zamandan gelen oy hakkı savunuluyordu. Mill şöyle yazar. Bu ülkede çalışan sınıflar olarak adlandırılanlar hükümete dolaysız katılımdan dışlanmış olarak düşünülebilir. Çalışan insanların görüşü şimdi olduğu gibi yalnızca sırt dönülmekle kalınmayıp horda görülmek yerine saygıyla dinlenmelidir. Mill 1861. Ne var ki oy hakkının genişletilmesi çoğunluğun, işçi sınıfının, daha hafif bir deyimle en kültürlü olmayan bir sınıfın kendi çıkarlarından yana bir hükümet seçilmesi olasılığını bir tehlike olarak içeriyordu. Bu ihtimal Mill'e katlanılmaz geliyordu ve o bunu önlemenin bir yolunu arıyordu. Bu nedenle kültürlü ve eğitimli kişilere çok oy hakkı tanıyacak bir sistem önerdi. Herkesin öz hakkına sahip olması gerekmekle birlikte herkesin eşit söz hakkına sahip olması gerektiği tamamen farklı bir önermeydi. Çünkü öğrenim görmüş olanların daha akıllı, daha zeki olduğu ve onların görüşünün daha büyük bir ağırlığı hak ettiği Mill'e kendiliğinden açık bir şey gibi görünüyordu. Görüşü ve hatta isteği kendisininkinden daha fazla dikkate alınmayı hak eden başkalarının olduğu kabullenmek sadece bir ahmağı ve yalnızca tuhaf nitelikteki bir ahmağı gücendirir. Mill'in önerdiği oy verme sistemi oldukça içtenlikle cahil sınıfa ait yasalardan eğitimlileri korumak ve dolayısıyla eğitim öğrenime hak ettiği ve en az eğitimli sınıfın sayısal ağırlığını dengelemeye yeterli olan etki derecesini kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Elbette Mill bunları yazıyorken Britanya'da ilk çıkan eğitim öğretim yasası henüz ilk öğrenimi zorunlu hale getirmemiş ve herhangi bir tek tip ulusal sınav sistemi henüz geliştirilmemişti. Bunlar ortada yokken Mill bir kişinin zekasının ve dolayısıyla çoklu oy hakkının nasıl değerlendirilebileceği problemiyle karşı karşıya kaldı. Verdiği yanıt açıklayıcıdır. Mill bir kişinin mesleğinin niteliği bir tür testtir savını dile getirir. Emeğin işvereni ortalama olarak emekçiden daha zekidir. Çünkü o yalnızlar eliyle değil kafasıyla da çalışmak durumundadır. Bir ustabaşı düz işçiden ve beceri kazanmış bir işçi beceri kazanamamış bir işçiden genellikle daha zekidir. Bir bankacı, bir tüccar ya da bir imalatçı muhtemelen bir esnaftan daha zekidir. Çünkü idare etmesi gereken daha büyük ve daha karmaşık çıkarları vardır. Yüksek meslekler elbette daha yüksek bir öğrenim derecesini ima eder. Mill'in buradaki varsayımına göre bu yüksek toplumsal konumlarda bulunanlar beyinleriyle çalışanlar daha zekidirler ve elleriyle çalışanlara oranla yönetmeye daha uygundurlar. Bu varsayım son derece kuşku götürür. Bir yanda alınan okul eğitimi ve fiili olarak kazanılan beceriler anlamında eğitim öğrenim ve diğer yanda öğrenme için doğuştan gelen zihinsel kapasite anlamında zeka arasında. Mill'in yapmadığı bir ayrım yapmak gereklidir. Çünkü gerek zeki ama öğrenimsiz olmak, gerekse öğrenimli ama zeki olmamak mümkündür. Daha yüksek toplumsal konumlarda bulunanların genellikle daha iyi öğrenim görmüş oldukları doğrudur. Ama bu onların en zeki oldukları anlamına gelmez. Çünkü en zeki olanların en iyi öğrenimi gördüklerini varsaymak olurdu. Ama tüm kanıtların ortaya koyduğu gibi eğitim, öğretim büyük ölçüde toplumsal arka plana ve sınıfa göre temel zeka düzeyinde neredeyse hiç bakılmaksızın bankacının, tüccarın, imalatçının ve benzeri çocuklarına dağıtılır. Bu, Mill'in yazmış olduğu dönemde elbette doğruydu. Hatta daha çok geçerliydi. Kişiler öğrenim merdiveninde ne kadar yükseğe tırmanırlarsa, işçi sınıfının mensupları, etnik azınlıklardan olanlar, kadınlar ve toplumsal açıdan dezavantajlı diğer grupların üyeleri orada o kadar az bulunacaktır. Mill'in yaptığı gibi bu grupların daha az zeki olduklarının böylece kanıtlandığını farz etmek, var olan sınıf yapısının mümkün olan en iyi toplumsal düzleme olduğunu
insanların doğal yetenekleriyle tamamen uyum içinde bulunduğunu farz etmektedir. Bu görüşler hiç kuşkusuz bankacıları, tüccarları ve dostlarını memnun eder. Ama bu fikirleri desteklemeye yetmez. Mill'in spesifik siyasal önerileri şimdi yalnızca tarihsel bir ilgi konusudur. Bunları burada ele almanın nedeni onun ahlaksal ve toplumsal tutumlarını tuttukları ışıktır. Bu tutumlar sınıfsal tutumlar olarak açığa vurulur, açık seçik kavranır ve öyle ifade edilir. Mill, öğrenim görmemiş işçi sınıfının büyüyen gücünden ve etkisinden ürken ve korkan öğrenimli sınıfın, burjuvazisinin bir üyesi olarak konuşur. Mill, daha yüksek ve daha aşağı zevkleri soyut terimlerle tartışıyorken ve Sokrates'in yaşamını domuzların ve ahmakların yaşamıyla kıyaslarken bu öylesine açıkça anlaşılmayabilir. Mill'e göre Sokrates'in Victoria dönemi Britanya'sının öğrenimli seçkinlerini temsil ettiği ve Mill'in işçi sınıfı domuzlardan ve ahmaklardan oluşan kültürsüz bir sürü olarak gördüğü anlaşılınca bu çok daha açıkça ortaya çıkar. Gördüğümüz gibi Mill'in yaptığı ayrımla ifade ettiği ahlak daha yüksek ile daha düşük, zihinsel ile bedensel etkinlik arasındaki keskin bir karşıtlığı ve onunla birlikte entelektüel etkinliğe yüksek değer verilmesini, bedensel etkinliğin ve yaşamları kol emeğine bağlı olanların ve bu ölçüde hor görülmelerini içerir. Günümüzde böyle görüşler Mill'in dile getirdiği kadar dolaysız ve kaba bir biçimde nadiren dile getirilir. Ama yine de bunlar yaygın olarak savunulur ve etkileri hala hissedilir. Bu tutumlar her şeyi kapsayan sınıf sistemiyle Britanya'da özellikle dikkat çekicidir. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde daha az yaygındır. Ama hiç olmadıkları kesinlikle söylenemez. Örneğin İngiliz entelektüel yaşamında pratik etkinliğe yani ellerinizi kirletmenizi gerektiren her şeye yönelik bir küçümseme hala belirgindir. Britanya'da doğa bilimleri ve teknolojik kanunları özellikle de pratik ağırlıklı olanlar güzel sanatlar ve beşeri bilimlere kıyasla düşük bir konuma sahiptir. Kurumsal çalışma neredeyse tüm alanlarda uygulamalı ve pratik çalışmasından üstün görülür. Hükümette kamu hizmetinin ve silah kuvvetlerinin daha yüksek kademelerinde, sanayi kuruluşlarının ve kentlerin yönetiminde, müfredatlarında bilimler ve matematik pahasına klasikler üstünde odaklanmaya hala devam eden devlet okullarından mezun olan kişiler hakim durumdadırlar. Kafa ve kol emeği. Böylece daha yüksek ve daha aşağı zevkler arasındaki ayrım, felsefe tarihinde kalıcı bir yer edinen ve bugün de hala etkili olan bir ahlaki somutlaştırır. Bunu eleştirme zamanı artık gelmiştir. Mill ile başlayacağım. Mill'in felsefesini sunarken kullandığı terimler gerçekte tatmin edici değildir. Daha yüksek ve daha aşağı etkinlikler arasına öyle keskin bir karşıtlık koyar ki neredeyse bunların birbirini dışlayan ya da alternatif sayıyor gibi görünür. Onun felsefesi bir yanda zafi zekaya dayanan Sokrates'in yaşamı ile diğer yanda sadece bedenselliğe ve duygusallığa dayanan domuzca ve ahmakça yaşam zıt uçları arasında seçim yapmamızı istiyor gibi görünüyor. Sorunu bu şekilde ortaya koymak, yanlış şekilde ortaya koymaktır. Yaşamın olası biçimleri yalnızca bunlar değildir. Gerçekte birbirini dışlayan ve mutlak biçimde karşıt alternatifler olarak bunlar hiç de gerçek olasılıklar değildir. İnsan yaşamında daha yüksek ve daha düşük zihinsel ve bedensel etkinlik asla tam olarak birbirinden ayrılamaz. Zihinsel çalışma her zaman bir bedensel etkinlik gerektirir. Dahası temel bedensel gereksinimler karşılanmadıkça sürdürülemez. Buna karşılık salt refleks tepki düzeyinin ötesindeki bedensel etkinlikler bir derece zeka ve düşünce gerektirir. Gerçekte hem zihinsel hem de bedensel yeteneklerin eşit ölçüde kullanıldığı ve Mill'in ayrımının geçerli olmadığı sanat ya da hünerli sanatkarlıklar gibi önemli insan etkinliği alanları vardır. Ne var ki daha yüksek ve daha düşük zihinsel ve bedensel etkinlik ayrımı tamamen Mill'in hayal gücünün bir ürünü değildir. Mill'in daha yüksek ve daha düşük etkinliklerin illa da bunun öyleymiş gibi sunduğu birbirini dışlayan alternatifler olmaları gereksinimlerine karşı gerçekte toplumumuzda bunlar neredeyse hep öyledir. Çünkü Mill'in ayrımı toplumsal yaşamın gerçek ve her şeyi kapsayan bir özelliğini yansıtır. Kafa ve kol emeği arasındaki büyük bölünme. Zihinleriyle çalışanlar ve elleriyle çalışanlar farklı insan grupları, farklı sınıflar olma eğilimi gösterirler.
Zihnin kullanılmasını gerektiren çalışma nadiren büyük bedensel çaba gerektirir ve bedensel emek zihnin çok fazla kullanılmasını nadiren gerektirir. Gerçekten var olma alternatifleri ya zihinsel etkinlik yaşamı ya da bedensel etkinliklerin yaşamıdır. Kafa ve kol emeği bölünmesi bugünkü topluma özgü değildir. Bu, toplumsal bölünmenin en genel olarak sınıf farklılıklarının ilk büyük temeliydi. Marx'ın dediği gibi gerçek anlamda iş bölümü ancak maddi ve zihinsel emek arasındaki bir bölünmenin ortaya çıkmasıyla başlar. Farklı toplumsal ve iktisadi roller arasındaki en erken ayrımdan başlayarak iş bölümü ve onunla birlikte sınıf farkları toplumsal, tarihsel olarak ilerledikçe evrim geçirmiş ve gelişmiştir. Ama değişme hızı sabit ya da eşit olmamıştır. Ya kapitalizmde modern sanayinin gelişimi iş bölümünün benzersiz bir biçimde genişlemesine ve yoğunlaşmasına yol açmıştır. Marx, Kapital'in birinci cildinin orta bölümlerinde bu sürecin parlak ve ayrıntılı bir açıklamasını yapar. Kapitalizmde iş bölümü nasıl iki farklı gelişim aşamasından geçtiğini gösterir. Kapitalist üretimin daha erken dönemi olan ve Britanya'da 16. yüzyılın ortasında 18. yüzyıl son 30 yılına kadar süren imalat döneminde zanaatkarların üretim süreci parçalarına ayrıldır. Birbirlerinden ayrılan ve emekçiye verilen her parçaya ilişkin üretim faaliyetine işçi yaşam boyu mahkum oldu. Bu ayrılmış etkinliklerin sonradan bir atölyede bir araya getiriliyordu. Zanaat üretimlerinin erken biçimlerinde her zanaat tüm çalışma sürecini biliyordu ve kontrol ediyordu. Emekçi hem kafasını hem de ellerini kullanıyordu. Yaptığı çalışma hem beceri hem de ustalık gerektiriyordu ve ilgili tüm araçların ve malzemelerin tam olarak bilinmesini gerektiriyordu. Ne var ki imalat sanayinin ortaya çıkışıyla zanaatkarların yerini aynı basit işlemleri yaşam boyu tekrarlamaya mahkum olan işçi aldı. Tüm süreci örgütleme ve denetleme işini ise kapitalist üstlendi. Bu sistem, diyor Marx, onun bütün üretim yetenekleri ve içgüdüleri dünyasının pahasına yalnızca ayrıntılara ilişkin el becerilerini sonuna kadar zorlar ve emekçiyi kötürümleşmiş bir ucubeye dönüştürür. Bağımsız köylünün veya zanaatkarın çok küçük bir derecede olsa bile kullanıldığı bilgi, yargı ve irade şimdi yalnızca bir bütün olarak atölye için gereklidir. Üretimde zeka bir yönde gelişler çünkü birçok başka yönde ortadan kalkar. Üretimin bir ayrıntısı üzerinde yoğunlaşan işçilerin kaybettikleri onlara iş veren sermayede toplanır. Üretimin atölyelerde kooperatif olarak örgütlenmesi ve iş bölümü yoluyla beceri ve bilgi öğeleri böylece sıradan işçiden uzaklaştırılır ve kafa emeği ile kol emeği arasındaki ayrım büyük ölçüde artar. Kapitalist gelişimin ikinci döneminde, yani büyük ölçekli makine sanayinin kurulduğu sanayi devriminden sonraki dönemde bu süreç daha ileriye taşınır. Yine Marx'tan alıntı yaparsak, zihinsel üretim güçlerinin kol emekçisinden ayrılması ve o güçlerin emek üstünde sermayenin kudretine çevrilmesi, makineler temelinde kurulan modern sanayi ile en sonunda tamamlanır. Her bireysel önemsiz fabrika işleminin içerdiği özel beceri, bilimin, devasa fiziksel güçlerin ve fabrika mekanizmasında somutlaştırılan ve o mekanizmayla birlikte efendinin gücünü oluşturan emek kütlesinin önünde sonsuz bir nicelik olarak buharlaşır. Bunun sonucu olarak hem kafa hem de kol emeğini içeren zanaatlar yıkıma uğrar. Onların yerine bir yandan katıldıkları süreçleri bilmeye ya da anlamaya gereksinimi olmayan beceriksiz işçiler kitlesi ve öte yandan üretim sürecini tasarlamak, planlamak, örgütlemek ve denemlemek üzere eğitimli ve öğrenimli mühendislerin, bilimcilerin ve yöneticilerin oluşturduğu küçük bir grup ortaya çıkar. Bu gelişmeler Marx'ın zamanından beri sürmektedir. Hatta ivme kazanmaktadır. Her yeni teknolojik ilerleme ile birlikte yeni etkinlik alanları makineleşmeye tabi kılınıyor ve iş bölümü daha da genişliyor. Gerçekte bugün bazen ikinci sanayi devrimi ya da bilgisayar devrimi denilen bir süreci yaşıyoruz. Önceleri zihinsel beceriler gerektiren ofis çalışması, endüstriyel tasarım ve sanatkarlık, hatta öğretim gibi tüm yeni çalışma alanları makineleşiyor ve devrim geçiyor. Otomobil üretim gibi eski alanlar dönüşüm geçiriyor. Bu gelişimlerin insani ve ahlaksal etkileri apaçık görülüyor. Marx bunları yabancılaşma ve tek yanlı gelişim genel başlıkları altında tanımlamaktadır. Çünkü Engels'in söylediği gibi iş bölümünde insan da bölünür.
bütün diğer bedensel ve fiziksel yetiler tek bir etkinliğin gelişmesi için feda edilir. Dolayısıyla insan yaşamında daha yüksek ve daha düşük zihinsel ve bedensel etkinlikler şeklinde bölünmesi tarihsel bir gerçektir. Toplumsal yaşamın elle tutulabilir bir özelliğidir. Mill bu gerçekliği felsefesine yansıtır ama neredeyse bilinç dışı olarak ve eleştirildikten oldukça uzak bir şekilde yapar bunu. Bu konuları soyut ahlak felsefesi terimleriyle tartışır ve yapmakta olduğu ayrımın somut tarihsel ve toplumsal temelini yalnızca en belirsiz biçimde değerlendirdiği açıktır. Ama Mill'in gösterdiği tarihsel farkındalık derecesi bile sonraki tartışmada çoğunlukla ortadan kalkmıştır. Ne var ki bu tarihsel bağlamın anlaşılması Mill'in görüşlerine yeterli bir eleştirel karşılık vermek için mutlak biçimde gereklidir. Görmüş olduğumuz gibi Mill öğrenime ve kültüre yüksek bir ahlaksal değer verir. Bunlardan yoksun olan bir yaşamı insanlara layık görmez. Zeka ve beceri içermeyen bedensel uğraşla geçen bir yaşamın acımasızlaştırıcı ve aşağılayıcı olduğu konusunda elbette Mill'le aynı görüşü paylaşmak gerekir. Bu, daha önce görülmemiş derecede yabancılaştırıcı olan ve Marx'ın dediği gibi emekçiyi sakatlayarak parçalamış bir insana çeviren, bir makinenin eklentisi düzeyine getiren, işinden her türlü çekicilik kalıntısını yok eden ve nefret edilen bir angaryaya dönüştüren modern sanayideki koşullar için özellikle doğrudur. Hiç kuşku yok ki bu değerli bir yaşam biçimi olmadığı gibi insanların ulaşabileceklerinin en yükseği de değildir. İnsanların çoğunluğu böyle bir yaşama mahkum edilirken çok sayıda başkalarından da dönemsel olarak işsizliğe ve toplumsal aylaklığa itilmesi modern sanayi toplumunun korkunç bir suçudur. Ama Mill bu konular üstünde durmaz. İşçi sınıfının kötü durumuna ilişkin insanca ve insansever bir kaygıyı dile getirmesine karşın nüfusun çoğunluğu için öyle koşullar hiçbir alternatifi görmez. Mill, yaşamının sonuna doğru kendini bir sosyalist olarak anmaya başladı. Ama onun sosyalizmi kendisinin açıkça belirttiği gibi en sulandırılmış türdendi. Çünkü köklü toplumsal değişiklikler olasılıklarıyla ilgili kuşkuculuğunu sürdürüyordu. Onun gelecekteki bir ideal toplum konusundaki görüşü zayıf ve yavan bir görüştü. Daha sert yönlerinden bazıları giderilmiş olarak çağdaş koşulların salt bir yansımasıydı. Tek bir ömür boyunca kazanılan ve biriktirilenlerin dışında büyük servetleri olmayan, iyi ücret alan ve refah içinde bir emekçi kitlesi ama yalnızca daha ağır işlerden bağışık olmakla kalmayıp yaşamın lütuflarını özgürce önümsemek için mekanik ayrıntılardan uzaklaşarak hem bedensel hem de zihinsel boş zamana ayıracak yeterli zamanı olan ve kendisinden daha olumsuz koşullarda yaşayıp ilerleme sağlamayan sınıflara bunların örneğini sunan şimdikinden çok daha geniş bir insan kitlesi. Mill, 1848. Ne var ki iş bölümünden etkilenenler yalnızca kol işçileri değildir. Ve Sokrates'in yaşamının, öğrenim ve kültür yaşamının insan için en yüksek erdem olduğu yolunda Mill'in dile getirdiği fikir de sorgulanabilir bir fikirdir. Çünkü modern aydın da aynı ölçüde iş bölümünün bir ürünüdür ve aynı ölçüde tek yanlı ve güdük bir yaratıktır. Öğrenim ve kültür aracılığıyla zihnin gelişmesi neredeyse bütünüyle pratik şeylerden koparılmış bir kurumsal etkinlik ve kitaptan öğrenme meselesi olup çıkmıştır. Genelde eğitim sistemi ve özelde üniversiteler bu entelektüel tek yanlılığı kutsallaştırmış ve ete kemiğe büründürür. Öğrenim, eğitim kurumlarıyla sınırlanmış ve daha geniş toplumun etkinliklerinden ayrılmıştır. Dahası bu kurumların içinde farklı eğitim alanları da birbirinden koparılmış, farklı fakültelere ve bölünmelere ayrılıp sızdırmaz şekilde mühürlendirilmiştir. Bu sistemin her yıl bitip tükenmez bir bilimsel makale ve kitap sağanağı gibi akıp gelen edebi ürünleri büyük ölçüde okunamaz niteliktedir ve okunmaz. Kimsenin istemediği kuru ve dar bir akademik jargon seli. Çünkü modern alimlik bir tür entelektüel detay çalışması haline gelmiştir. Ve emekçi eski imalat atölyesine ne ölçüde kapatılmış ve sınırlanmışsa modern akademisyen de bilgisine ve etkinlik sahasına o ölçüde kapatılmış ve sınırlandırılmıştır. Kendi küçücük uzmanlığı dışında alanlar konusunda tamamen cahildir ve geniş halk kitleleri şöyle dursun diğer alanlardaki akademisyenlerle bile iletişim kuramaz. Kültür sahasında da buna benzer süreçler işlerliktedir.
Yüksek sanat ve edebiyat gitgide avantgard ve anlaşılmaz, toplumsal gerçeklikten kopuk ve ortak deneyimden uzak bir hal almıştır. Bu yolda sürülen modern yüksek kültürün yalnızca bir avuç erbab zümresi tarafından kol kanat gerilen ve takdir edilen, oysa öğrenimli insanların bile çoğuna yabancı, alakasız, anlamsız bir hal aldığını söylemek abartma olmaz. Bu arada halk kitleleri televizyonların, film şirketlerinin ve popüler basının servis ettiği yumuşak pastalarla avutulur. Bu gözlemlerden çıkan sonuç kesinlikle şudur. Mill, eksiksiz bir insan yaşamı için öğrenim ve kültürü gerekli saymakta ve salt bedensel çalışmadan oluşan yaşamı küçültücü ve değersiz görmekte hiç kuşkusuz haklıdır. Ne var ki salt öğrenim ve kültür yaşamı modern akademisyenin veya sanatçının yaşamı yeterli bir alternatif değildir. Çoğunlukla aynı ölçüde dardır, aynı ölçüde tek yanlıdır. İnsanın tam büyümesini ve gelişmesini aynı ölçüde körelticidir. Kısacası ne salt fiziksel emek yaşamı ne de saf zeka yaşamı ideal ölçüde doyurucudur. Ve bu karşıtları Mill'in mevcut koşulları yansıtılarak yapma eğiliminde olduğu gibi sanki bunlar birbirini dışlayan alternatiflermiş gibi ayrı kefelere koymak yanlıştır. En eksiksiz insan yaşamı tüm güçlerimizi ve yeteneklerimizin geliştirilmesini ve kullanılmasını doğalarımızın hem zihinsel hem de bedensel bütün yönleriyle gerçekleştirilmesini gerektirir. İdeal olan budur. Ama bugünkü tüm toplum örgütlenmesi bir avuç şanslı zümre dışında herkes için bunu gerçekleştiremez bir ideal yapmaktadır. Öyleyse bu ideal eğer bir ideal olarak ciddiye alınacaksa şu anda yaşamakta olduğumuz şekliyle iş bölümünün azaltılmasını ve en sonunda ortadan kaldırılmasını içermelidir. Üreticiler ve tüketiciler. Buraya kadar Mill'in yaptığı daha yüksek ve daha aşağı zevkler ayrımının şu andaki iş bölümünü yansıttığını ve onayladığını savundum. Ve tek yanlılığı ve seçkinliği nedeniyle bunu eleştirdim. Ama Mill'in ahlak felsefesinin bu bağlamda önemli olan başka ve ilgili bir yönü daha vardır. Şimdiki iş bölümü kafa işçilerinin kol işçilerinden ayırmakla kalmaz, tüketicileri de üreticilerden ayırır. Ve bu ikinci bölümde Mill'in düşüncesinde ve özellikle onun temelini oluşturan faydacı insan doğası kuramında yansımasını bulur. Yine bilinç dışı ve eleştirisiz olarak. Çünkü insanları öncelikle ve esasen tüketiciler olarak ve ancak ikincil ve rastlantısal bir şekilde üreticiler olarak betimlemek, insan doğasına ilişkin faydacı kuramın ayırt edici özelliğidir. Bu yolla faydacılık tüketiciliğin bakış açısı ve ahlaki denilen şeyi cisimleştirir. Ama insan doğasıyla ilgili alternatif ve benim savıma göre daha doyurucu bir düşünce geleneği, üreticinin bakış açısının dile getiren bir gelenek vardır. Sosyalist düşüncenin ana gövdesi bu gelenektedir. Başta gelen modern temsilcisi elbette Marx'tır. Bu görüşe göre insanlar öncelikle ve esasen aktif ve üretici varlıklardır. Bu temayı geliştirirken Marx'ın felsefesi benim buraya kadar ulaştığım sonuçları desteklemeye ve güçlendirmeye yardım eden ve hem Mill'in bakış açısını hem de genel olarak faydacılığa yönelik eleştiriye önemli bir boyut daha katan fikirler içerir. Faydacı kuram, insan doğasını gereksinimlerinin ve arzularının salt bir derlemesi olarak betimler. Bu gereksinimlerin doyurulması zevk verirken engellemesi acı verir. Bu görüşe göre bizler zevk arayan, acıdan kaçınan yaratıklarızdır. Dahası zevk ve acı pasif duyumlar olarak, salt dışı olarak karşı tepkimiz olarak betimlenir. Etkinlik doğamızın temel bir parçası değildir. Zorlayıcı bedensel çaba acı vericidir ve istenmez. Çalışma hoş olmayan bir zahmettir. Boş zaman mutluluğa giden yoldur. Bu görüş açısından ideal yaşam Hume tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Farz edelim doğa yaşamı kolaylaştıran tüm dışsal olanakları insan soyuna öyle büyük bir bollukla vermiş olsun ki bu konuda herhangi bir belirsizlik olmadan, herhangi bir şeyi kafamıza takmadan veya çalışmak zorunda olmadan her birey en doymaz iştahların isteyebileceği ya da zevkine düşkün imgelemenin arzu edilebileceği veya dileyebileceği her şeyin kendisine tam olarak sağlandığını görsün. Emek gerektiren hiçbir mesleki uğraşa gerek olmaz. Toprağı işlemeye, denizciliğe gerek olmaz. Müzik, şiir ve derin düşünme onun biricik işi olur. Sohbet, şenlik ve dostluk onun biricik eğlencesi olur. Hume 1751.
Burada bireyin çevreyle ilişkisinde aktif değil, nasıl bütünüyle pasif olduğunu, üretici değil, salt bir tüketici olduğuna dikkat edin. Gereksinim duyduğu ya da arzuladığı her şey, Hume'un dediği gibi hiçbir yorucu mesleki uğraşa gerek olmadan, hazır olarak sağlanır. Elbette Hume'un çizdiği ideal yaşam tablosu hayalidir. Doğa asla öyle bolluk içinde değildir. En rahat ve tropikal koşullarda bile insanlar yalnızca avcılık ve toplayıcılık gibi minimal biçimde de olsa bir üretici etkinlikle uğraşmak zorundadırlar. Yine de Hume'un çizdiği tablo saf fantezi gibi görülüp bir yana atılmamalıdır. Doğanın yetmediği yerde toplum hiç değilse üyelerinden bazıları için bu tür bir cennet yaratabilir. Çünkü toplumda ve yalnızca toplumda iş bölümünün bir sonucu olarak üretici etkilere hiç katılmayan salt bir tüketici olmak mümkündür. Yine de insanları salt tüketiciler olarak gösteren resim genelde insan doğasının yeterli bir resmi olamaz. Salt tüketim yaşamı ancak toplumdaki sınırlı ve bağımlı bir grup için mümkün kılar. O grup yaşam gerekliliklerini karşılamak için diğerlerinin üretici etkinliklerine dayanmak zorundadır. Üretim önce ve daha temel olan üretim faaliyetini öngörür. Marx'ın felsefesi bu temel gerçeğin tanınmasından yola çıkar. İnsanlar salt gereksinimleri olan yaratıklar değillerdir. Aynı zamanda da gereksinimlerini doyurabilmek için dünya içinde ve üstünde eylemde bulunurlar. Maddi, üretici faaliyet, Marx'a göre insan doğasının birincil gerçeğidir. Şöyle yazar Marx: tüm insan varoluşunun ve bu nedenle tüm tarihin birinci temel önermesi, insanların tarih yapma olanağı bulmak için yaşayacak bir konumda olmaları gerektiğidir. Ama yaşam, her şeyden önce yemeği ve içmeyi, barınmayı, giyinmeyi ve birçok başka şeyi içerir. Dolayısıyla ilk tarihsel eylem, bu gereksinimleri karşılamak için gereken araçların, maddi yaşamın kendisini üretmesidir. Ve gerçekte bu tarihsel bir eylemdir. Binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de salt insan yaşamını sürdürmek için her gün, her saat yerine getirilmesi gereken tüm tarih temel koşuludur. Marx ve Engels, 1845. Bu nedenle Marx'a göre üretici emek her şeyden önce insanları tüketmek için ve yaşamak için üretmek zorunda oldukları anlamında en esaslı ve temel insan faaliyetidir. Ne var ki bunun içerdiği başka ve daha derin bir nokta daha vardır. Çünkü Marx, üretici etkinlik aracılığıyla yeni gereksinimler yarattığımızı ve doğalarımızı geliştirdiğimizi de savunur. Emek, hem insanın hem de doğanın katıldığı bir süreçtir. İnsan, dış dünya üstünde etkili olarak ve onu değiştirerek aynı zamanda kendi doğasını da değiştirir. Atıl durumdaki güçlerini geliştirir ve kendi denetimine uygun hareket etmeye zorlar. Marx, 1867. Emek süreci aracılığıyladır ki kendimizi insan ve toplumsal yaratıklar haline getirir, salt doğaya koşullarını aşarız. Emek aracılığıdır ki Gordon Childe'nin dediği gibi insan kendi kendisini yapar. Bu nedenle üretici emek, faydacı ve tüketici bir tutumla insan yaşamının salt acı verici ve olumsuz bir olgusu gibi görülmemelidir. Tersine emek temel insan etkinliğidir. Gelişime, öz yaratıma ve kendini gerçekleştirmeye giden birincil yoldur. Marx, insan doğası konusunda Hume'u ve Mill'in görüşlerini benzer görüşleri olan Adam Smith'i eleştirdiği bir pasajda bu noktaya parmak basar. Alnının teriyle ve emeğiyle çalışacaksın. Yehova'nın Adem'e yüklediği lanetti. Smith için de emek budur, bir lanet. Dinginlik, yeterli durum gibi, özgürlük ve mutluluk ile özdeş gibi gözükür. Bireyin normal sağlık, kuvvet, etkinlik, beceri, yetenek durumunda da normal ölçüde çalışmaya, dinginliği askıya almaya gereksiniminin olduğu Smith'in zihninden oldukça uzak görünüyor. Elbette emek, ulaşılacak amaç ve ona ulaşmak için alt edilecek engeller aracılığıyla ölçüsünü dışarıdan alır. Ama Smith, engellerin bu alt edişinin başlı başına özgürleştirici bir etkinlik olduğu ve dahası dışsal amaçların salt dışsal doğal ivediliklerinden arındırılmış hale geldiği ve bireyin kendisinin önerdiği amaçlar olarak dolayısıyla kendini gerçekleştirme, öznenin nesnelleştirilmesi olarak dolayısıyla eylemi kesinlikle emek olan gerçek özgürlük olarak öğrenilmiş hale geldiği konusunda en ufak bir sezgi ortaya koymaz. Marx, 1858.
Elbette bunu söylemek ya emeğin tüm biçimlerinin özgürleştirici olduğunu ya da emeğin kendini gerçekleştirmeye götüren biricik yeterli o yol olduğunu söylemek değildir. Tam aksine bugünkü koşullarda çalışmanın çoğu biçimleri Marx'ın vurgulamaktan asla geri durmadığı gibi yabancılaştırıcı ve yıkıcıdır. Köle emeği, serf emeği ve ücretli emek olarak tarihsel biçimleriyle emek her zaman itici, her zaman dış zorlamayla olan çalışma gibi görülür. Ve bunun aksine çalışmama, özgürlük ve mutluluk gibi görülür. Ne var ki akılcı bir toplumda emek bu karaktere sahip olmak zorunda değildir, olmamalıdır ve olmayacaktır. Çekici çalışma bireyin kendi kendine gerçekleştirmesi halinde gelebilir. Dahası bu dönüşüm için gerekli toplumsal koşullarda üretici insan faaliyetinin bir sonucu olarak yaratılmaktadır ve yaratılacaktır. Dolayısıyla Marx, faydacıların aksine üretici etkinliğe ahlaksal değer ve onur kazandıran üreticilik ahlakını ortaya koyuyor. Ne var ki insanın kendini gerçekleştirmesini sağlayan ve ahlaksal olarak yararlı biricik faaliyetin emek olduğunu düşünmek yanlış olur. Çünkü boş zamanda da insana yaraşır bir yaşamın gerekli bir parçasıdır. İnsanın tam gelişimi ve mutluluğu için üretici emeğe ek olarak herhangi bir dar faydacı amacı hedeflemeyen etkinlik, örneğin sanatsal etkinlik ve aslında yalnızca eğlenme, gevşeme ve dinlenme gibi yapılan şeylerde gereklidir. Yaşamın eğlencesi olmalıdır. Zevk, daha düşük duygusal zevkler de dahil insan mutluluğunun temel bir öğesidir. Yaşamın daha yüce amaçları hakkında düşünüyorken bunu unutmak çok kolaydır. Ve böyle yapanlar yalnızca mil gibi düşünenler de değildir. Gerçekte sosyalist düşüncenin büyük bölümünde güçlü bir pürüten yani saflık yanlısı damar var ola gelmiştir. Ve sosyalizm sıklıkla hiç eğlenme olmayacakmış gibi çağrışım yapar. Sosyalist propagandanın temizlik, dürüstlük ve bütün diğer pürütün erdemleri yansıtan vücudu kaslı, çekiç kullanmayan işçilerine hepimiz aşinayızdır. Ama Marx'ın felsefesi böyle imgelerle karşılaştırılmamalıdır. Marx'ın felsefesi ve bu felsefenin üreticilik etiğini basitçe protestan çalışma etiğinin bir tür sosyalist sürümü gibi yorumlamak bana göre yanlıştır. Tam aksine kafasız emek kahramanı, propaganda posterlerinin sosyalist süpermeni, Marksist fikrin kaba ve bozulmamış bir ifadesidir. Bir ahlaksal ideal olarak Amerikan çizgi romanındaki benzerlerden daha yeterli değildir. Bu tür propagandanın temsil ettiği sosyalist ahlak fikri düpedüz milin ifadesinin tam karşısındadır ve eşit ölçüde tek yanlıdır. Milin münhasırına zihinsel etkinliğe duyduğu saygının yerine münhasıran kol emeğine duyulan saygıyı ima eder. Vurguladığım gibi Marx'ın fikri oldukça farklıdır. Bu fikir doğamızın tüm yönlerinin her bakımdan ve evrensel olarak geliştirilmesi fikridir. Ve bu hem yabancılaşmamış hem de çekici bir çalışma yaşamını ima eder. Ayrıca emeğin ürünlerini tüketmemiz ve kendimizi başka yönlerden geliştirmemiz için yeterli boş zamanı da ima eder. Gördüğümüz gibi böyle bir yaşam için gerekli koşul bugünkü biçimiyle iş bölümünün ortadan kaldırılmasıdır. Bunlar sosyalizmin değerleri ve nihai amaçlarıdır. Ve yalnızca Marksist sosyalizmin değil birçok başka sosyalizm biçimlerinin de. Çünkü Fourier ve Owen gibi en erken ütopyacı sosyalistler Marx henüz doğmadan önce modern iş bölümü ve onun ahlaksal etkilerini eleştirmişlerdi. Ondan sonraki Marksist olmayan sosyalist düşüncede de bu tema belirgin bir tema olmayı sürdürmüştür. Ne var ki Marx bu diğer yazarların aksine kafa ve kol emeği arasındaki bölünmenin insanları kötürümleştirici etkilerini lanetlemekle kendini sınırlı tutmadığı gibi bu kötülüklerin ortadan kaldırılacağı ideal bir toplum tasarlamak için zaman da harcamadı. Marx'ın sosyalizmini özellikle karakterize eden şey mevcut iş bölümünün mevcut kapitalist üretim biçimiyle nasıl ilgili olduğunu ve mevcut koşulların yapısında var olan çatışmalar ve çelişkiler kendini açığa vurdukça bu iş bölümünün yerinden edilmeye nasıl mahkum olduğunu ayrıntılı olarak göstermeye girişimidir. Marx'a göre bireylerin tüm yönleriyle ve evrensel gelişimi, somut etkinliklerin ve ilişkilerin tüm yönleriyle ve evrensel gelişimini temel almalıdır. Ve Marx, kapitalizmde modern sanayinin gelişmesinin böyle bir temel yaratmakta olduğunu düşünüyordu. Marx'ın sosyalizm fikri, zanaatkarların hala serpildiği ve insanların daha yalın, daha doğal bir yaşam sürdürdükleri kırsal bölgede mutlu,
huzurlu yaşam romantik görünüşünün tam karşıtıdır. Komünal ilişkileri gibi toplumsal ilişkileri de kendi kolektif denetimlerine tabi olan evrensel olarak gelişmiş bireyler doğanın değil tarihin ürünüdür. Çünkü eski zanaat biçimindeki emek hem beyni hem de elleri içermesine karşın dar şekilde uzmanlaşmıştır. Tek bir alanda sınırlıdır ve tamamen bireysel karaktere sahiptir. Zanaatkarlık büyük becerileri geliştirir ama bunu tek bir doğrultuda ve dolayısıyla başka doğrultudaki başka becerilerin gelişmesi pahasına yapar. Zanaat emeği, diyor Marx, uzmanlar ve onlarla birlikte zanaat ahmaklığı doğurur. Marx, günümüzün sanatçıları için de aynı şeyin doğru olduğunu düşünüyor. Sanatçının yerel ve ulusal darlığa tabi kalınması, bütünüyle iş bölümünden doğar ve sanatçının yalnızca bir ressam, heykelci ve benzeri olmasından dolayı belirli bir sanata tabi kılınması da öyledir. Yaptığı etkinliğin adı bile mesleki gelişimin darlığını ve iş bölümüne bağlılığını ifade eder. Marx ve Engels 1845. Kapitalizm ve modern sanayi her girdiği yerde bu tür uzmanlaşmayı ve zanaat çalışmasını silip süpürür. Ve Marx'ın böylesine canlı bir ifadeyle anlattığı iş bölümünün yabancılaştırıcı, kötülümleştirici, insani açıdan yıkıcı biçimini yaratır. Bu, durumun olumsuz yanıdır. Ne var ki Marx, modern iktisadi koşulların yapısında var olan diğer ve daha olumlu eğilimleri de görmüştür. Çünkü Marx'a göre modern sanayi, üretici güçlerinin evrensel gelişimine ve genelde zenginliğe, ayrıca ticaretin ve işin evrenselliğine de yönelik eğilimi içeren bir temel yatmaktadır. Bu temel bireylerin evrensel gelişimi olanağını sunar. Bireyin evrenselliği düşünülemez ve tahayyül edilemez. Bu onun gerçek ve ideal ilişkilerinin evrenselliğidir. Marx 1858. Üretici güçlerin devasa gelişimi, dünya pazarının gelişmesi yoluyla bireylerin karşılıklı bağımlılığının ve dolayısıyla işbirliğinin toplumsal ve iktisadi ilişkilerin evrensel olarak genişlemesi, bu olgular Marx'ın düşüncesine göre insanların yeteneklerini ve güçlerini bütün yönleriyle geliştirmelerine ortam sağlayacak yeni insan yaşamı biçimleri için gerekli koşulları üretmektedir.